Mültecilere dil sorunu ve iş bulma konusunda yardım etme dışında ne yapılması gerekiyor? Bu kapsamda yapılan çalışmalar var mı? Karşılama, dil eğitimi, ülkedeki kültürel yapı hakkında danışmanlık hizmeti ve iş piyasasına yönlendirme faaliyetleri, sanırım mültecilerin uyum süreci konusunda üye ülkelerin yapması gereken en öncelikli çalışmalar. Bunun yanında göçmen ve mültecilere uyum sorunu konusunda yardım etmek sadece insani yönden iyi bir şey sayılmamalı. Bu sürecin hızlanması demek, mülteci ve göçmenlerin ülkeye katkı sağlaması, toplumla iç içe olarak daha güçlü bir sosyal yapının kurulması anlamına geliyor. Peki ya psikolojik destek? Avrupa'ya gelen insanlar %100 oranında ağır bir travmanın etkisinde kalmış. Ayrıca Avrupa'ya gelen bu insanların arasında farklı şekilde gruplandırabileceğimiz göçmen ve mülteciler de bulunuyor. Çoğu çocuklu olan ve son 2 senede Avrupa'ya gelen bu insanların %25'i aşırı derecede şiddet görmüş. Farklı yaş gruplarında ve aralarında çok küçük olan birçok çocuk da şu anda ailesinden ayrı bir vaziyette, tek başlarına seyahat ediyor ve Avrupa'ya gelmek zorunda bırakılmış. Tek başına kalmış kadın, hasta, yaşlı ve çeşitli şiddet olaylarına maruz kalmış birçok insan yine Avrupa sınırlarında sığınacak bir yer arıyor. Eğer Avrupa'ya gelen bu göçmen ve mültecilere insan olduklarını yeniden hatırlatmak istiyorsak, bu mağdur vatandaşlara psikolojik destek vermemiz gerekiyor. Sizce Avrupa yeterli çaba gösteriyor mu? Nüfusla ilgili verilere bakacak olursak, Avrupa'nın işçi olarak kabul ettiği göçmen sayısını artırması gerekiyor. Bu sadece mülteci ve göçmenlere yardım etme manasına gelmiyor. Tüm kıtada süregelen hareketliliği daha iyi yönetmek ve Avrupa'nın çıkarlarını düşünmek zorundayız. Bunun yanında dünyanın farklı bölgelerinde mültecilerin barınması konusuna daha fazla çalışmalar yapılıyor. Sadece Suriye'ye komşu ülkelerde değil, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de bu insanların yeni bir hayat kurması için büyük çapta çalışmalar yürütülüyor. Verdiğiniz bilgiler ve yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Avrupa'daki uyum süreciyle ilgili yasalar ve bu iş için yapılan hazırlık çalışmaları ülkeden ülkeye değişiyor. Mültecilerin göç dalgası hala devam ediyor. Bu insan akışı bir gün bitse de mülteci ve göçmenlerin ayrımcılığa uğramaması ve Avrupa'nın çıkarına olacak şekilde uyum sorununu atlatabilmeleri için üye ülkelerdeki çalışmalar devam ediyor. Zaten birçoğumuzun da temennisi bu şekilde.